İşte katil. İşte katile yardım eden Narin'in o küçücük kızın ismi gibi Narin kızımızın cesedini utanmadan, vicdansızca bir de şunu söylemiş ya, namazı kıldım sonra gittim. Namaz kıldıktan sonra güya o namaz yere çarpsın. Almış küçücük çocuğun bedenini, cansız bedenini bir çuvala koymuş. Ağzını kızın Kur'an kursundaki çantasının ipiyle bağlamış. Gömmüş, üstüne de 15 kiloluk taş koymuş. Sonra da utanmadan evine gelmiş, çocuklarının gözlerinin içine bakmış, arama kurtarmaya da katılmış. Bu katiller aramızda arkadaşlar. Yani o köylü bana laf edeceğinize bunlara yapın ya. Bunlara yapın. Bunlara yapın bunlara. Alın. Alın. Bana o kadar tehditler göndereceğinize buyurun. Buyurun. Ahlak bekçileri buyurun. Yeter ki sırrınız ortaya çıkmasın değil mi? Yeter ki yediğiniz haltlar, o köyünüzde yaşadığınız pislik şeyler ortaya çıkmasın diye bizi tehdit ediyorsunuz. Sonuç bu çocuğa oldu. Küçücük çocuğa, bu katilleri, bunları korumak için mi? Bu adamın da çocuğu bununla görüştürülmesin. Yazık yani. Ya. Ya tüylerimiz diken diken. Tüylerimiz diken diken. Gerçekten tüylerimiz diken diken. Ya bir, evet, bu yorumu ekrana getirme sebebim bazıları aklamaya çalışıyor. Hiç öyle değil. Hiç öyle değil abi. Hiç öyle aklamayın. Kimse. Bu adam da ilk defa yapmamış. Parayı görmüş. 200 bin lira için yapma. Bu adam daha önce de yapmış. Bu adam bağlantıları yavaş yavaş ortaya çıkacak. Yavaş yavaş ortaya çıkacak. Yani gerçekten yavaş yavaş ortaya çıkacak. Şunu da koymak istiyorum be. Yaşar Nuri Öztürk haklısın. Allah'tan aldattılar be. Gerçekten öyle. Vallahi. Neden öldürmüş Narin? Şimdi geldim demiş. Narin'i öldürdükten sonra çuvala koyup gömen kişi bu. Buyurun. Narin'in cansız bedenini gömen kişi. Bu kişi. Buyurun. Estağfurullah. Vallahi bazı şeyleri söylememek için kendimi o kadar zor tutuyorum ki arkadaşlar. Sus diyorum Mustafa. Kendimi tutmaya çalışıyorum. Olabildiğine tutmaya çalışıyorum. Yani sözün bittiği yer der ya. Ya bitti ya. Vallahi bunlara yani düzgün konuşmaya çalışıyorum. Bunlara düzgün laf söylenir mi ya? Bunlara nasıl düzgün laf söyleyeceksin? Bana söyler misin? Bunlara nasıl düzgün laf söyleyeceksin? Ha? Bunlara nasıl düzgün laf söyleyeceksin? Bunlar insan mı? Bunlar insan mı? Vallahi bunlar insan mı? Evet, yavaş yavaş işte arabasını da koydu. Kırmızı arabasıyla götürmüş, kızı gömmüş. Narin'in amcası Salim Güran yeniden sorguya alınmış. Ve aynı zamanda da şu şahıs, şu an ekranda olan şahıs da şu an köyde keşif yapıyor. Narin soruşturmasında itirafçı olan şüpheliyle birlikte köyde keşif yapılıyor. Jandarma keşif yapıyor. Bunların da gelişmelerini an be an aktaracağız. Ve amca da tekrar sorguya alınmış. Bence insani sorgulama yöntemini geçelim. Geçelim. 15 Temmuz'da nasıl sorgulama yaptıysanız şimdi de bunlara da, bu canilere de yapın. Bu canilere de aynı sorgulama yöntemini yapın Allah aşkına. Yani öyle konuşturun. Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yer tutması da deresinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcının talimatıyla yeniden keşif yapılıyor. Deredeki keşifte itirafçının da görüldüğü anlaşıldı. Jandarma ekipleri keşif çalışmasına başladı. İtirafçının da keşif çalışmalarında dereye götürüldüğü görülüyor. 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın arama çalışmalarının 19. gününde köye yaklaşık 1,5 kilometre mesafede Eğer Tutmaz Deresi'nde bulundu. İtirafçının ifadeleri vardı. NB, yani Nevzat, soyadını unuttum. Yani vallahi kafa gitti. Şöyle Nevzat Bahtiyar, fotoğraftaki şahıs
da birlikte bakıyorlar. 200 bin TL karşılığında bir de borç yapmış, veresiye yapmış. Mısır hasadından sonra 200 bin lira alacakmış. Onun için bana inandırıcı gelmiyor. Bu adam bunu düzenli yapıyor ki veresiye de yapmaya başlamış. Kimse kusura bakmasın. Bu adamla ilgili iyi şeyler konuşamayacağım. Gerçekten iyi şeyler konuşamayacağım. İyi şeyler konuşamayacağım. Yani kötü şeyler de işte ahlakımız el vermiyor. Bu ülkede neçe böyle çocuklar ölüyor. Böyle biz narini biliyoruz. Bir tek narin gibi kız çocuklarını öldüren. Ya çok partilere de bağlamak istemiyorum ama zihniyetten bahsedelim. Öyle diyelim. Tabii ki doğru. Öldürenlerin hepsine karşıyız. Hüdapar sonuçta bir de şey, siyasi bir parti. Kardeşim ifadesinde namaz kıldım, sonra narini gömdüm diyor yani. İfadesinde bunu diyor. Bunu anlamakta bu kadar zorlanıyor musunuz? Bu gizli tanık olup sonra itiraf eden kişi mi? Gibi. Evet, önce gözaltına alınıyor. Daha doğrusu bulunuyor. Biraz izler buluyorlar. Bulduktan sonra da gözaltına alınıyor. Gözaltına aldıktan sonra da bu ceset bulununca diyor ki nasıl olsa jandarma beni bulacak diyor. Bir şekilde ceset bulunduğu itiraf etme kararı alıyor. Yani buradaki ifade o yönde en azından. Resmi ifade öyle. Evet, WhatsApp'ıma bakayım yeni mesajlar gelmiş. Yeni bilgiler var mı? Anne, hocam anne olmak kolay ancak annelik yapmak herkese nasip olmaz. Lütfen bunu okuyun demiş. Nari'nin Solcu gazetenin sayfasında yer alan bir haber. Cesedi 200 bin TL karşılığı dere yatağına götüren şahsın ifade tutanağı ortaya çıktı. Çuvalın ağzını bağlarken narin olduğunu anladım diyor. Dere yatağına götürdükten sonra eve dönüp namaz kıldım. Aramalara katıldım demiş yani. Hocam anne olmak kolay ancak annelik yapmak herkese nasip olmaz. Lütfen bunu okuyun demiş Allah razı için okuduk. Teşekkür ederiz. Doğru söylüyorsunuz. Kur'an hakkıyla olsa kimse kız çocuğuna dokunamaz diyor. Doğru söylüyor işte. Ben bundan bahsediyorum. Yahu gerçek Müslüman çocuğa ya hayvana dokunmaz ya. Hayvanın hakkı var. Hayvanın hakkı var. Yani ne diyelim. Bak benim valla şurada bak iki tane kedim var. Görünüyor mu kamerada? Görünüyor şu an. Görüyor musun? Bir tanesi orada. Efsun ismi. Ya bunların tırnağına bir şey gelse üzülüyorum ben. Valla yani bir gün bak 2 yıl önce bir gün evden gitti kedim. Ve bulamadım. Hani böyle gelmedi. Her tarafa gece yarısı saat 3 her yeri arıyorum. Her yeri aradım. Bulamadım. Oturdum uyuyamadım. Evde öyle oturdum. Kızım gelecek dedim yani. Efsun gelecek gelmeden ben uyuyamam dedim. Sabah bir daha arayacağım. Ne olursa her yere ilan girdim falan derken bir baktım. O zaman evim bahçeliydi. Bahçe kapısını biri çalıyor. Böyle pat 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 ses geliyor. Baya patisiyle vuruyor kapıya. Kapıyı bir açtım Efsun. Öyle bir sarılmışım. Anlatamam size. O gece birlikte uyuduk zaten. Hadi kaldığımız yer 2-3 saat birlikte uyuduk. Tabii sonra pirelenmiş falan filan işte gittik ilaçladık, tedavisini yaptırdım falan. Yani bir kediye bile, bir sahiplendiğim bir hayvana bile bu kadar düşünürken, severken siz çocuklarınıza nasıl sevmediniz ya? Narin size ne yaptı? Narin onu öldürüp, ayağını koparıp, bir çuvala koyup, dereye koyup üstüne 15 kilo taş koymanızı gerektirecek ne yaptı size? Ne yaptı? Ne yapmış olabilir? Küçük bir çocuk ne yapmış olabilir? La havle ve la illa illa billahi la azim. Vallahi insanlar la havle dedirtiyorlar. Gerçekten. Evet, itirafçıyı keşfe götürmüşler. Teşekkürler haber veriyorsunuz ama biz de oradan verdik zaten bilgiyi. İtirafçı şu an keşifte bölgeye gitmiş. Neler olacak, neler bitecek merakla bekliyorum. Aynı zamanda karşımda bir ekran var, burada bir ekran var. Bir taraftan televizyondan takip ediyorum. Bir taraftan internette son dakikaları takip ediyorum. Arkadaşlar onun için size an ve an bilgileri vereceğim. Bir de bölgeden gelen mailler ve telefona WhatsApp'tan gelen bilgiler onları paylaşıyorum. Narin bulunduğu dere ve çevresinde yeniden araştırma yapılıyor. Şu an jandarma narin soruşturmasına itirafçı olan şüpheliyle birlikte köyde keşif yapıyor. Şu an itirafçının da fotoğrafını biz yayınladık zaten ekranda. Bu adam yaptı. Bu adam yaptı yani. Bu adam ya da bu varlık mı yaptı? Nefes alan şey. Hitap eden. Biraz önce bir mesaj gördüm sonra kayboldu.
Evet, şöyle bir şey demiş. 4552 izleyici ve sadece 2000 küsur like var demiş. Valla izleyici 10.000'e de ulaştı ama 2000 like olmazsa tabii ayıp. Evet, likelayalım arkadaşlar. Yayını beğenip paylaşırsanız ve abone olursanız seviniriz. Böylece yayınlarımız, sesimiz daha çok insana ulaşmış olur. Bana ulaşmak istiyorsanız da aşağıda telefon işbirlikleri demişim ama olsun, o mail hep kullanıyorum. mustafakılıçpr@gmail.com aşağıdan geçen maille bana ulaşabilirsiniz. Bir sürede o mail oradan geçsin. Yeni gelen bilgileri anlayan sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Sağ olsunlar arkadaşlarımız. Evet, bu ifade bende var. Evet, değil mi? 0052'de, evet, bu ifade var. Tabletimde var. Oradan okumuştum. Tüylerim diken diken olmuştu. İşte hatta bu ifadeyi madem gönderdiniz, evet, tabletten okumuştum ama ekrana verin. Benim namaz kılma konusunda uydurduğumu düşünenler var. Yani adamın kendi ifadesinde geçiyor şu yaratığın. Onu şöyle bir vermeye çalışacağım şimdi ifadeyi. Teşekkür ederim bu arada destekleriniz için. Yayınımıza çok katkı sağladınız. İsminizi bilmiyorum. İsminizi yazmıyorsunuz. Sadece telefon numaranız görünüyor. Allah razı olsun. Vicdanlı insanlara her zaman ihtiyacımız var. Ne kadar çarpıtılsa da yaptığımız işler, elimizden geleni yapacağız. İşte ifade burada. Şu bölgede. Sonra bakın şurada Ayşe'ye giderek teslim ettim. Ben de borcumu ödedim. Tam olarak hatırlamıyorum. Öğlen saatleri geçmiş. Temizli şebeke suları. Şu esnasında. Ben de borcumu ödedim. Evime olduğu Tavşantepe Mahallesi'ne geldim. Evimde yemek yedim ve namaz kıldım diyor. Bakın şu satırda. Bilmiyorum, benim fare görünüyor mu ekranda? Evet, Gül Hanım, teşekkür ederiz. Gül Hanım ismini de yazdı. Bize an ve an bilgileri de gönderen. Çünkü ben tek kişilik dev kadro olduğum için bazı şeyleri yetiştiremiyorum. Kendisi de sağ olsun bize bilgileri aktarıyor. İşte buradaki ifade, kendimi şöyle biraz küçülteyim. Buradaki ifade de satırda zaten öğle yemeği yedim ve namaz kıldım ibaresi yer alıyor. Evet, sorularınızı almaya devam ediyoruz. Soru ve yorumlarınızla birlikte güçlenelim. Şimdi Ali Gökoğlu, Nari'nin yakını ve ona yumruk atan tutuklandı mı? Evet, biri orada bağırıyordu. İşte yalan, gelin yalan söyleyin diye, ve orada kadına yumruk atan bir adam vardı. Kadına şiddet normal. Kadın kısmının suç bizim başımıza derde mi sokacaksın tokadıydı o. Bence o adam da alınmalı. Teker teker konuşulmalı. Diye düşünüyorum. Şimdi başka bir soru daha. Sevgili Günlük demiş ismi ama çocuk sahibi olmak ehliyete tabi olsun. Zor sahip olunursa böyle kolay harcanmaz. Emine Şeker. Şimdi Emine Hanım, bu konuyla ilgili biz bazen arkadaşlarla böyle otururduk. Evlilik için de bunu istiyorduk. Yani insanlara evlilik için ehliyet verilsin. Yani çünkü bazen bakıyorsunuz zihinsel yeterliliği olmayan insanları da evlendiriyorlar. Ve sonra işte çocuklar zihinsel engelli ve engelli olarak dünyaya geliyor. Sonra şey var, işte cüceler var biliyorsunuz. Onlarla ilgili testler yapılmadan sonra onun çocukları da cüce oluyor. Bir engel sonuçta ve bile bile yapılan bir şey. Yani sırf biz mutlu olacağız diye çocukların da hayatını mahvetmememiz gerekiyor. Bunun için de bence evlilik için de bir ehliyet verilmeli ve sonra da çocuk sahibi olabilirsiniz. O psikolojiye sahipsiniz, o sosyolojiye ve o ekonomik güce sahipsiniz diyerek bence öyle yapılmalı. Yoksa işte çocuklar mahvoluyor, sokaklarda dilendiriliyor, peçete sattırılıyor, su sattırılıyor, şeker sattırılıyor, simit sattırılıyor falan filan. Yani çocuklar için söylüyorum bunu. Bu tür işler çocuklara yaptırılıyor. Dediğiniz o kadar çok doğru ki Emine Hanım, bu konuda katılıyorum size. Hem çocuk yapmaya hem evliliğe keşke ehliyet verseler. Şöyle bakalım. Dün yaptığınız yayında bir sürü bıçak darbesi var diye yalan yanlış konuştunuz demiş. Yalan yanlış konuştuk diye iddialar vardı. Bir sürü bıçak darbesi. Onu da söylemiştim. Bunu teyit ettirmedik ama iddia bu bölgeden gelen iddialardı. Fakat sonra o kesiklerin olmadığını, o kesiklerin olduğunu bazı televizyon kanalları da söyledi bu arada.
Bugün düzelttiler onu. Kesik olmadığını, bir boğma gibi bir şey boyundan darbeler almış. Ama şöyle, bıçak darbesi yoktu ama ayağı kesikmiş bu arada. Ayağı kopmuş. Dizden itibaren kopmuştu bir ayağı, bir bacağı. Onu da belirtmekte fayda var. Şimdi düzelttiğiniz için teşekkür ederiz. Ama bence sorun ondan ziyade şu an bu insanların katledilmesi, bu çocuğun katledilmesi. Yani diyelim ki bıçakla değil de boğarak öldürmüşler. Bu işi masumlaştırır mı? Ya da bu işi normalleştirir mi? Normalleştirmez. Sonuçta 21 Ağustos'tan bu yana çocuk katledilmiş, bir yere gömülmüş, işte üstüne taşlar konulmuş, bir sürü şeyler. 110 hane olayı çözüldü mü? Seçim zamanıyla ilgisi var mıdır? 22 hane varmış gerçekte köyde demiş. Evet, 22 hane var. 450 vatandaş var. Mahalleye kayıtlı kişi var. Her şeyden önce genç kendi isteğiyle seçtiği kişiyle evlendirilmeli. Gerisi zulüm. Orası da doğru tabii. Ayağının kopma şeyi netleşmedi otopsi ile ilgili. Yapılan yorumlarda şu var. Bazı adli tıp uzmanları şöyle söylediler. Üstüne 15 kilo ağırlık bir taş koymuşlar. Suyun içinde de beden kaldığı için oradan kama bir deformasyondan kopma olmuş olabilir denildi. Bu konuyla ilgili adli tıptan henüz rapor gelmediği için tam olarak bilmiyoruz. Diyor ki bizim de İslam'dan midesi bulananlardan midemiz. Evet, aynen, biz İslam'dan midemiz bulanmıyor. Sizin gibi problemli zihniyetlerden midemiz bulanıyor. Yani yoksa İslam'dan niye midemiz bulansın Allah aşkına? Yani Müslümanız çünkü, kendi dinimizden midemiz bulanıyorsa Müslüman olmayız o zaman yani. Akıl var, mantık var yani. Zeka önemli ya. Yani dinlediğini anlamak, okuduğunu anlamak çok önemli bir şey. Yani bu çok büyük bir nimet. Biraz önce Emine Şeker Hanım şey demişti ya, bunun da bir ehliyeti, çocuk yapma ehliyeti olmalı. O ehliyette zaten akıl, zeka, bunların hepsi o işin içine giriyor. Ne kadar doğru bir söz söylediğini şimdi biraz önceki mesajda bir kez daha anladık. Saygılar. Derya Hanım, inşallah bizim İslam'a hakaret etmediğimizi anladınız. Yani bizim de Müslüman olduğumuza göre kendi dinimize hakaret ediyorsak o dinde ne işimiz var? Denmez mi insana yani? Tövbe estağfurullah, sinir bozuyorlar ya. Öyle ayak kopmaz. O yorumu yapan AKP ya, demeyelim, siyasete bağlamayalım da. Akıl büyük nimet gerçekten demiş. Valla Allah veriyor. Onu da kullanırsanız nimete şükretmiş oluyorsunuz aslında. Allah'ın verdiği akıl nimetine şükretmek için onu kullanın. Herkesi söylemiyorum. Bazıları için söylüyorum şu an. Öyle yorumlar geliyor ki akılın ne kadar büyük bir nimet olduğunu bir daha görüyoruz. Evet sevgili dostlar. Yayını beğenmeyi unutmayalım. Kanala da abone olursak sevinirim. Şöyle bakalım. Şehit haberleri de var tabii. Allah'a başsağlığı dileniyor. Yeni bir gelişme var mı? Şöyle bir bakalım. Evet, bu bilgiyi bir daha verdik ama tekrar Narin amcası yeniden sorgulanıyor. Tanık ifadelerinin ardından Narin Güran'ın amcası yeniden sorgulamaya alındı. Salim Güran tekrar sorgulanmak üzere jandarmaya getirildi. Diyarbakır Bağlar Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolmuştu çocuk. Dün sabah saatlerinde Narin cesedini bir çuval içerisinde bulmuştuk. Ve şimdi de amca, tutuklu olan amca tekrar jandarmaya getirildi. Gözaltına alınanların ifadesi doğrultusunda tekrar sorgulanacak. Çünkü demek ki gözaltına alınanlar artık ötmeye başladılar yavaş yavaş. Geliyor arkadaşlar, itiraflar geliyor. Hadi bakalım. Allah'ım tez zamanda çözesin. O katilleri tez zamanda belalarını veresin inşallah. Diyelim. Evet. Tekrar gösterelim. Bu adam Narin'in cansız bedenini gömen cani bu arkadaş. Bu kişi arkadaşlarım, özür dilerim. Bu canlı. Teşekkür ederiz. Sol bacak dizinden itibaren koparmışlar. Kaval kemiğiyle çuvalda çıkarılmış, ariyetten varmış demiş. Evet. Amca tefeciymiş. Evet, o haberi de ilk gündeme ben getirdim. Amcanın tefeci olduğuna dair ilk haberi de gündeme getirdik. Evet.
yayını yavaş yavaş noktalayalım diyorum. Siz ne dersiniz? Yorumlara yazın. Neden? Çünkü biraz daha üstüne çalışıp yeni bilgilerle saat 22'de tekrar bir yayınımız olacak. Gece akşam saat 10'da, saat 22.00'da bir psikoloğumuzla birlikte yine tabii ki yanımızda Diyarbakır'dan bilgiler olacak. Ben de aramalar yapacağım, birkaç kişiyle görüşeceğim. Bu konuyla ilgili bilgileri aldıktan sonra akşam değerli toplu önemli bir yayınla karşınızda olacağım. Yayını yavaş yavaş bence sonlandıralım. Saat 2 saat 11 dakikadır yayındayım. Tek başına yayın sürdürmek biraz zor. Ama teşekkür ediyorum Gül Hanım'a. Bize bilgileri aktardı. Yine maillerime son kez bakayım. Maillerimde de gelen fotoğraf, bu hatta biraz önce gelen fotoğraf da mailden geldi. İsmini farklı vermiş, başka bir şey. Dolayısıyla ben şey yapamıyorum. O konuda Facebook'tan bulmuş hem de. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Amen. Aslında savcılığın şüpheliyi tutukladığından serbest bırakması gerekir. Ancak yine de karartma tehlikesi nedeniyle aile üyeleri için bir ziyaret yasağı getirmesi gerekirdi demiş. Böylece hala tutuklu olan aile üyeleri birbirlerini suçlayıp konuşmaya başlayabilirlerdi demiş. Bize fotoğrafı gönderen arkadaşımız, teşekkür ederiz. Merhaba Mustafa Bey demiş Deniz Hanım. Şu an yayınınızı izliyorum. Dün gece YouTube'dan Kaan Ünsal Alpan'ın kanalında yayınlanan Amber alarmını izledim. O videoda 1.25 ile 1.30 dakikada annesinin kucağında ağlayan ve o oranda nasıl çıkacak anne diye feryat eden çocuğun bu feryadı ifade sayılmaz mı? Annesi onu sanki susturmak ister gibi teselli ediyor ve de kimse duydu mu diye merak eden bir bakış fırlatıyor. Dedim ya, ben annenin, ailenin röportajlarını izledim. Teker teker izledikten sonra, detaylı bir izleme yaptıktan sonra şunu fark ettim ki bunlar Nari'nin öldüğünü biliyorlar. Hem de daha olayın 3. 4. gününde. Dedi, yani orada fark ettim. İlk yayın açtığımız zamanlarda o ifadelere bakınca dedim ki bunlar kızın öldüğünü biliyor. Kız ölmüş dedim. Ama yine de hep dua ettik canlı bulunur diye. Belki ellerinden kaçmıştır, birine sığınmıştır diye. Bir yerlere sığınmıştır diye. Gerçekten ya sabır ya Allah diyelim. Kendinize iyi bakın değerli dostlar. Verdiğiniz destekler için çok ama çok teşekkür ederim. Lütfen yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olursanız çok seviniriz. Gücümüz abone sayımızla ilgili doğru ilintili videoların izlenmesiyle doğru ilintili. Ne kadar çok yayarsak o kadar çok gücümüz olur. O kadar çok canımıza ulaşırız. Hem bugün narin, yarın başkaları inşallah olmaz, ama bu tür olaylar yaşayan, bu tür mağduriyetler yaşayan herkesin yanında olacağım. Böyle bir yayın yapmaya devam edeceğim. Ya bugün akşam saat 22'de, saat 10'da buluşmak üzere. Saatinizi, alarmınızı kurun. Saat 10'da yeni bilgilerle, daha çarpıcı bilgilerle ulaşmaya çalışacağım. Akşama kadar, o saate kadar çalışacağım. Sizlerle paylaşacağım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.